Vücudumuzu mikroplara karşı korumak önemli. Çünkü mikropların vücudu savunmasız yakalaması çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir. C vitamini portakalda var sanırız. Ama sadece onda değil, portakaldan daha fazla C vitamini barındıran besinden ve ishale karşı ne yapmamız gerektiğinden sizlere bahsedeceğiz. Vücudu hastalıklara, özellikle de gribal enfeksiyonlara karşı çok daha dirençli hale getiren C vitamini doğal yollarla hızla almakta mümkün olmaktadır. Öyle bir besin var ki günlük ihtiyaç duyulan C vitamini miktarının iki katını tek seferde almayı sağlar. Hem de ishali şıp diye keser. Evet, sizlere öncelikle karamuk bitkisinden bahsedeceğiz. Karamuk bitkisi nedir? Karamuk bitkisi karanfilgillerdendir. Ülkemizde çoğu tarlada buğdayla birlikte toprakta biter. Yaklaşık 30'da 100 santimetre boylarında olur. Tohumları zehirlidir, buna çokça dikkat etmeniz önemlidir. Yaprakları almaşıktır. Ayrıca tohumlarının üzeri tüylerle kaplıdır. Çiçekleri güzeldir ve büyüktür. Renkli, morumsu, pemberimsidir. Nadir olarak beyaz da bulunmaktadır. Peki, karamut bitkisini nasıl tüketmemiz gerekiyor? Şimdi bu sorunun cevabına geçelim. Karamut kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak içilebildiği meyveleri de taze ya da kurutularak tüketilebilir. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılabilir. Yaprakları tat versin diye çorba ve bulgur pilavına ilave edilebilir. 1 litre kaynar suyun içerisine 20 gram kök ve kabuk karışımı eklenerek 10-15 dakika kadar demlenmesi beklenir. Süzüldükten sonra günde 3 defa birer bardak içmek önemli. 4 bardak kaynar suyun içine 20 gram yaprak ilave edilmeli. Birkaç dakika kaynamaya bırakılmalı. Günde 3 defa birer çorba kaşığı kadar içilmesi de önemlidir. 2 bardak suyun içerisine 20 gram kabuk, kök yaprak ya da meyve eklenerek haşlanır. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önemli. 1 tatlı kaşığı kurumuş kabuğu 1 bardak suya ilave edip kaynayıncaya kadar ısıtın, 10-15 dakika soğumasını bekleyin. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önemli. Evet, karamuk bitkisinin faydalarını sizlere aktarmak istiyoruz. Bakın nelere faydası var. Karaciğer yetersizliği olan kişilerde karamuk sümbülle birlikte karıştırılıp balla tatlandırılarak içilir. Kalp rahatsızlığı olan kişilerde karamuk birlikte kaynatılıp bal eklenerek soğuk olarak içilir. İshal durumlarında karamuk limonla kaynatılır, balla tatlandırılarak soğuk içilir. Kaynatılıp içilirse mideye kaçan sürüğü düşürme özelliği bulunmaktadır. Kaynadıktan sonra ağızda gargara yapılırsa diş çürümelerini ve ağız yaralarını iyileştirmede yardımcı olmaktadır. Soğuk algınlığı ve gribe çok iyi gelmektedir. Vücudun rahatlamasında çok büyük etkisi vardır. İştah açıcı ve güçlendirici özelliği bulunmaktadır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Ve şimdi devam edelim. İshale de iyi gelir. Bakınız, karamuk bitkisinin başka ne gibi faydası varmış? Yüzyıllardır ishali doğal yollarına tedavi etmek için başvurulmakta olan karamuk meyvesi, bağırsaklardaki belirli reseptörleri inhibe ediyor ve dışkının bağırsak içerisindeki gidişini yavaşlatıyor. Dışkıyı frenleyen bu meyve zengin bir besin değerine sahiptir. Evet, şimdi karamuk çayının tarifini sizlere yapmak istiyoruz. 5 bardak kaynar suya ve 20 gram karamuk kök veya yaprağa ihtiyacımız var. Beş bardak kaynar su içerisine 20 gram kök karamuk ilave edin. Koyduğunuz kabın kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra günde 3 kez yemeklerden önce aç karnınıza tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışımı cilt hastalıklarında tonik olarak kullanabilirsiniz. Evet, ishale iyi gelen diğer besinleri şimdi sizlere aktarmak istiyoruz. Sadece karamut meyvesi değil, ishale iyi gelen diğer besinlerimiz muz. Evet, kolaylıkla sindirilebilir olması onu rahatsızlanmış sindirim sisteminiz için iyi bir seçenek haline getirmektedir. Muzda bulunan yüksek potasyum düzeyi, şiddetli ishalle kaybedilen elektrolitlerin geri kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Muz aynı zamanda
bağırsaklarda sıvı emilimine ve dolayısıyla da dışkının sorunsuz bir şekilde hareket etmesine yardımcı olan pektin adlı suda çözünür lif bakımından zengindir. Bu hem ishalin yavaşlamasına hem de kabızlığın azalmasına yardımcı olmaktadır. Beyaz pirinç. Beyaz pirincin çoğunluğu midenizde sindirilir. Dolayısıyla da bağırsaklarınıza ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi sağlar. İshal olduğunuz zaman pirinci sade ya da tavuk suyunda pişirilmiş olarak ve herhangi bir baharat, sos veya diğer katkı maddeleri de kullanmadan tüketmeye çalışın. Elma püresi. Elma püresi sizi çocukluğunuza geri götürebilir ve kolaylıkla sindirilir. Elma aynı zamanda iyi bir pektin bir çeşit lif kaynağıdır. Ev yapımı reçelin kıvamını artırmak için kullanılan pektine aşina olabilirsiniz. Dışkınızı toparlayarak ve kıvamını artırarak bağırsaklarınız içerisinde de benzer şekilde hareket eder. Ve bu ishal olduğunuz zaman son derece istenen bir sonuçtur. Kızarmış beyaz ekmek. Her ne kadar tam buğday ekmeği genellikle daha sağlıklı bir seçenek olsa da ishalle baş ederken beyaz ekmek yemeniz daha iyi olacaktır. Beyaz ekmekte çok az miktarda lif bulunmaktadır. Bu nedenle de sindirimi kolaylaştırır. Ekmeğin kızartılması da sindirimi kolaylaştırmaktadır. Patates püresi. Patates püresi resmi olarak brat diyetine dahil değildir. Fakat diyare için biçilmiş kaptandır. Zira düşük lif içeriği nedeniyle beyaz patates kolaylıkla sindirilmektedir. Yoğurt. Akut ishal sırasında çoğu süt ürününde kaçınmak isteyeceksiniz. Bununla birlikte bağırsak iyileştirici probiyotikler içermesi nedeniyle yoğurt bir istisnadır. Yaban mersini. Sancılı ishal veya huzursuz bağırsak sendromunun pençesindeyseniz yaban mersinini ilk savunma hattı için uygun olmayabilir. Ama toparlanmaya başladığınız zaman yaban mersini iyi bir normalde dönüş gıdasıdır. Antibakteriyel özellikleri olan ve iyi bir antioksidan kaynağı olan antasiyanositler içermektedir. Yaban mersini aynı zamanda iyi bir suda çözünür pektin kaynağıdır. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.